dişli tehlike. Korkunç canlı, hayır hayır, çok fena, inanılmaz kocaman dişleri var, uzak dur benden diye bağırmış zavallı kız, ama yaratık onu yakalamış. Zavallı kız bir daha hiç konuşmamış. Ve de sevgili arkadaşlarım, o korkunç yaratığın yaşadığı gizemli mezraya girme cesaretini gösterirseniz sizin de başınıza aynı şeyler gelebilir. Kız bir daha hiç konuşmamış. Peki sen hikayeyi nereden öğrendin? Ben sizi uyarıyorum. Canavarın adı Dişli Tehlike. Ayrıca sözü geçen o gizemli mezra bizim barakamızın tam altındaymış. Yapma. Bir kere canavar diye bir şey yoktur. Dişli Tehlike mi geldi? Sahi mi? Nerede? O hikayeyi abim anlatmıştı. Benim de korkudan ödüm koptu. Korkmak mı? Korkan kim? Ben korkmadım ki. Sen ne diye pencereden içeri atladın? Başkası olsa kalp krizi geçirirdi. Kestirmeden geldim. Parfes için barakada düzenlediğimiz ilk hikaye eğlencesine geç kalmak hepimiz istemedim. Hepimiz bu akşam iyi vakit geçirmeni istiyoruz arkadaşım. O kadar izin aldık. Bu akşam çok önemli. Hiç merak etme. Olur da çığlık atarsan yanında olacağız. Hayır, çığlık atmayacağım. Elbette. Hikayenin korkunç kısımlarını atladım. Dişlinin insanlara yaptığı şeyler gibi mi? Veya parlak gözlerini sana çevirince saçlarının nasıl diken diken olacağı gibi. Veya çalıların arasında sürünerek seni nasıl takip ettiği gibi. Takip etmek mi? Çalılar mı? Neden daha önce uyarmadın? Bir sürü sorun var. Anlattıklarının bilimsel gerçekliğinden son derece kuşkuluyum. Nasıl yani? Gerçeklik. Bunun gibi korkunç hikayelerin hiçbir bilimsel temeli... Takip ediyor çalılar. Dişli Tehlike. Ciddiyim. Hiç korkmadım. Parlayan gözler. Doğruymuş. Bakın, Deniz'in saçları diken diken. Korkudan hepsi ayağa kalkmış. Nasıl renklerde? Canavar hepimizi yiyecek. Kepçe bu. Kötü bir kepçe ama. Onu esrarengiz bir canlı kullanıyor. Ne oluyor orada? İş planında beklenmedik engellerle ilgili bir bilgi yoktu. Derhal devam et. Ama önümüzde masum çocuklar var. Masum çocuklar mı? Ben öyle birini görmüyorum. Gözlere zarar şu harabeyi derhal yık. Buraları Bayan Creature'ın kara tahtası gibi dümdüz edeceksin. Dur biraz. Barakayı mı yıkacaksın? Kesinlikle. Buraya babamın yeni bir heykeli dikilecek. Yok, da ben değilim. Şunu gördünüz mü? Korkunç bir şey. Barakanın boş olacağını umarak yıkımı akşam programına almıştım. Fakat madem buradasınız... Yıkımı iptal edersin artık. Derhal babamı arayarak. Hayır, siz yıkımı seyredeceksiniz. Yık. Patron sensin. Olamaz. Koşun! Sen bakma Paul. Barakanın sonu geldi. Filmin sonu. Dinleyin. Walter maceralarımıza son vermek istiyor. Orkestra provalarımızı susturmak istiyor. Yemeklerimizi Olive'ın yemekleriyle değiştirerek bizi hastaneye yatırmak istiyor. Tam bir hafta midemi yıkadılar. Ama asla kepçeyle barakamızı yıkıp yerine babasının kocaman çirkin bir heykelini koyamayacak. Bence karşı koymalıyız. Sorusu olan? Benim var. Dişli Tehlike patateslere de saldırır mı? Dişli meselesine takılıp kaldın. O sadece bir hikaye. Gerçekten sadece bir hikaye mi, öyle mi? Evet, bir hikaye. Emin misin? Söyle, emin misin? Öyle mi? Dışarıda gerçek bir canavar var arkadaşlar, Walter. Direnme zamanı geldi. Yani protesto gösterisi gibi mi? Onun gibi bir şey. Ama bizimki çok ama çok gürültülü olacak. Geliyor arkadaşlar. Lazer görüşlü krema püskürtücü. Krema gölü yapalım. Kepçe üstünden geçemez. Kepçenin tam önüne nişan al. Kocaman un bulutu istiyorum. Ateş! Deniz, kamuflaj panosu. Ha?
Kepçe kazanıyor. Birazdan kaşınmaya başlar. Fireler! Fireler! Geri dön! İşin küreye kaldı artık. Hayır! Olamaz! Ne yapacağım ben şimdi? Keşke birkaç tane daha kepçe olsaydı. Babam mutlu kepçenin sahibi. Hani şu kepçe fabrikası var ya, yıkım işlerinde en iyi sonucu hastaneler, huzur evleri ve yetimhanelerde alıyor. Tabii bir de pis kokulu sefil barakalar var. Ben babamın heykeline en uygun yeri seçmeye gidiyorum. Buraya kadarmış. Barakanın sonu geldi. Mahvolduk. Dişli tehlikenin gizli sığınağı hakkında hikayeler anlatmanın bedeli bu olsa gerek. Söyledim ya, dişli canavar diye bir şey yok. Ne dediniz? Dişli tehlike mi dediniz? Evet, ama onların hepsi... Artık hiç kimse onu durduramaz. Hayır, söylentiler doğruymuş. Benim en büyük korkumdu. Gizemli mezraya mı girdik biz? Burası mı? Burası. İçeri girerek dişliyi kızdırdınız. Bence cezası çok ağır olacak. Evet, seni yakaladığı zaman... Ama Ruby, hani o bilimsel gerçekçiliği, gerçek mi olacak? Hadi anlat Ruby, durma anlat. Evet, bilimsel olarak kanıtlandı. Hepsi doğru, dişli tehlike gerçek. Peki o parlayan canavar gözleri? Gerçek. Peki ya çalılıklar, o da doğru mu? Gerçek, sakın neden korkutucu olduğunu sorma çünkü akıl sır ermez. Olamaz, akıl sır ermez. Hadi arkadaşlar, burada daha fazla kalmayalım. Tehlikeli. Baraka yıkıldıktan sonra bilimsel olarak son derece saçma olan korkunç şeyler olurken burada bulunmamız hiç doğru olmaz. Hayır, ben kinci ve öfkeli bir canavarın kendisini rahatsız edenlere ne yapacağını görmek istiyordum. Bol şans beyler. İhtiyacınız olacak. Hayır. Yapamayacağım. Neden durdunuz? Bu barakayı derhal paramparça etmenizi emrediyorum. Sonra o parçaları da parçalamanızı emrediyorum. Ve daha sonra işte böyle devam edin. Gizemli mezraya giremeyiz. Dişli tehlike burada. Korkunç gözleri var. Çığlığı tüyler ürpertici. Bir de nefesi fena, çok fena kokuyor. Ne biçim korkaksınız siz? İşinizi yapın. Ya canavar geldi. Hayır, kepçeli lambaları yandı. Hayır. Doğruymuş, o burada. Bu da canavarın tüyler ürpertici çığlığı. Görev tamamlandı. Fantastik. Çığlığın müthişti Ruby. Duyduğum en kulak paralayıcı çığlıktı bu. Sağ ol. Barakayı kaybetme fikri beni bayağı korkuttu. Aferin sana Nasher. Walter'ın inanacağını nereden biliyordun? Walter bu. Her türlü saçmalığa inanır. Yaptıklarının çok saçma olmadığına bile inanıyor. Baraka'daki ilk akşama mahvoldu Pie Face. Hayır, bence tek kelimeyle müthişti. Bu akşamı unutmayız. O kadar maceradan sonra bu gece mışıl mışıl uyuyacağım. Peki dişli tehlike ne olacak? Boşver canavarı. Öyle bir şey yok. Onlar bizi canavar zannetti. Biz korkulacak insanlar değiliz ki. Walter öyle. Wilbur da. Creature da. Bertie de. Evet, kasabanın yarısı diyelim. Canavar başından beri saçma sapan bir hikayeydi. Haklısın. Canavar hikayesi saçmaydı ama bu akşam sana anlatacağım hiç saçma olmayan bir hikaye daha var. Turta yağmalayan durdurulamaz uçan tazının hikayesi. Hayır.